Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Direkt böyle karşınıza boyanmış bir kapakla çıktım. Bu kapağı daha önce Instagram'da paylaşmak için, bu geçişli boyamaları nasıl yapıyoruz, bunun için Instagram'da paylaşımını yapmıştım. Bunu ben YouTube kanalım için videolandırmadım. Bunun üzerinden nasıl bir vernik işlemi yapıyoruz? Vernik en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Vernikte dikkat edilmesi püf noktaları nelerdir? Daha önce kanalımda bununla ilgili videolar paylaştım ama yine tekrar bir vernik videosu daha çektim. Video çekmedim daha doğrusu. Yine Instagram için yaptım. Instagram için olanı burada videolandırdım size. Hadi şimdi gelelim nasıl yapıyoruz bu vernik işlemini hep beraber izleyelim. Merhaba arkadaşlar. Hepinizin en çok merak ettiği şeylerden biri de vernik sürmek. Vernik sürdüğümüzde iz oluyor diyorsunuz. Nasıl bunu yapabileceğiz? Nasıl yapıyoruz ki iz olmasın? Şimdi öncelikle boyadığımız yüzeyi biliyorsunuz birkaç gün önce bu kapağı boyamıştım. Bir kitaplığımın kapağı bu. Ben vernik işlemini hemen yapmıyorum. Niye? 24 saat sonra yapabilirsiniz. Ama bir boya yüzeyde ne kadar uzun süre kalırsa o kadar iyi tutunuyor. O kadar iyi oturuyor. O kadar iyi kuruyor. İyice kuruması için, yüzeye iyice oturması için özellikle bir aciliyeti yoksa bu işlemi bir hafta sonra da yapabilirsiniz, bir ay sonra da yapabilirsiniz vernikleme işlemini. Ben şimdi aradan birkaç gün geçti. Burası bir dolap kapağı olduğu için, çalışma masasının kapağı olduğu için acele etmedim. Biraz vakit geçmesini bekledim ve onun üstüne yapacağım. Şimdi vernik işlemini nasıl yapıyoruz? En çok merak ettiğiniz şeylerden bir tanesi. Vernik işlemini yaparken mutlaka bir ipek fırça kullanıyoruz. Genelde bana DM'den soran danışanlarıma eğer ilk defa yapıyorsa bu konuda bir becerisi yoksa mutlaka bir saten rulo fırça kullanmasını öneriyorum. Rulo şeklinde olanlardan. Onlarla daha rahat yapabiliyorsunuz. Ben genelde fırça kullanıyorum ama ipek uçlu fırça kullanıyorum. Tüyleri çok yumuşak olduğu için çok rahat hareket ediyor. Çok rahat bir şekilde uygulamanızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi gelelim püf noktalarına. Nasıl gerçekleştiriyoruz? Şimdi burada kavuma gördüğünüz gibi ben verniğimi koydum. Mat bir vernik uygulayacağım. Kadensin mat verniğini. Eskitme yüzeylerde genelde mat verniği tercih ediyorum. O eskitme dokusunun parlak parlak bozulmaması için. Şimdi verniğimizi, boyamızı nasıl yapıyoruz? Boya yaparken fırçamızı azalıyoruz. Vernikte tam tersi fırçamızın ucuna bol bir şekilde alıyoruz. Ve fırçama bol bir şekilde, bakın böyle bol bir şekilde verniğimi alıyorum ve uygulayacağım yüzeye geçiyorum. Şimdi öncelikle ben şurayı bir şöyle yapayım. Şu kısımları. Hatta bir durdurayım, o kısmı geçeyim, sonra düz yüzeyimize nasıl olacak göstereyim ya da burayı da bu şekilde göstereyim. Şimdi düz bir yüzey olmadığı için şu şekilde aralarına soka soka iyice gerçekleştiriyorum. Şimdi evet, o üst yüzeyi normal vernikledim. Şimdi fırçama tekrar bol bir şekilde alıyorum ve altına geliyorum. Bakın orta kısımdan başlıyorum. YouTube kanalımda vernik videolarım var. Yine oradan da izleyebilirsiniz. Buradan yine sizlere bir hatırlatma olsun. Ortadan başlıyorum. Kenarlara doğru aça aça devam ediyorum. Şöyle biraz daha geniş. Bakın, kenarlara doğru açıyorum. Daha sonra tek hamlede verniğimi geçiyorum. Şimdi şu kısma kadar yaptık. Gördünüz mü? Tekrar fırçama verniğimi alıyorum. O kısmı iyice sürdük ya. O kısma tekrar fırça değdirmiyoruz. Oraya tekrar değdirdiğiniz için fırça izi kalıyor. Bakın alt kısmından devam ediyorum. Yine aça aça. Hiç daha önceki yaptığım yere sürmüyorum. Direkt altından devam ediyorum. Bakın. Sadece uç kısmından yedirmek amaçlı birbirinin içine girsin diye sürdüm. Bakın yine bu kısımda bitti. Yine fırçamı dolduruyorum. Bakın.
İki çizgiyi birleştirecek şekilde sürüyorum. Ve böyle. Bakın ne iz kalıyor ne başka bir şey. Böyle tüm yüzeyimizi bitiriyoruz. Püf noktalar bunlar. Aslında çok basit. Çok rahat uygulayabileceğiniz bir şekil. Ve evet işte parça parça izlemişsinizdir. Story'yi de yayınlamıştım ben o vernik yapılma işlemlerini. Nasıl yapıyoruz? Püf noktaları nelerdir? Ne kadar beklemeliyiz? Fırçayı nasıl kullanmalıyız? Bununla ilgili tüm detayları sizlerle paylaştım. Gördüğünüz gibi bir çalışma masamın kapağıydı. Bunu böyle bir renklendirdim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir çalışmada görüşmek üzere. Hoşça kalın.